Selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerim? Bizi sorarsanız biz iyiyiz arkadaşlar. Biz Mustafa ile yürüyüşe gittik geldik. Mustafa biraz rahatsız olduğu için koşuyor bu aralar, ara verdi, yürüyüş yapıyor. Onun için ben de beraber gidiyorum. Yürüyor, geliyor. Tabi yanımızda biraz da Abdullah'ı zorluyor, sürüklüyor geldiği. İlk önce yok mok diyor, şey yapıyor ama mırıldana mırıldana, neyse o da geliyor. Gidiyor arkadaşlar. Koşuya gittik geldik. Dedik yemeğimizi ocak koyak. Yemeğimiz kolay bir yemek olduğu için dedik hemen yaparız. Azıcık dolapta et vardı, onu çıkarttım. Oh. Şunu dolaba koyayım da arkadaşlar. Havalar çok sıcak olduğu için elimize geçen her şeyi dolaba atıyor. Hiçbir şeyimiz dışarıda kalmıyor. Onun için arkadaşlar şeyi, etimizi ben yani ocağa koydum, ben gittim Rümeysa dedim, sen buna bakarak ol kızım dedim. Baş yaptı. Ben de nohutu yıkayım da. Şimdi şapır dedim, sen soğan da doğra. Biz dedim gidip gelene kadar hazır olsun, soğan da doğramış Rümeysa. Rümeysa daha yemek yapacak da artık sınavdan sonra dedi. Sınav da bitti. Herhalde açıklanmasını bekliyor. Daha şey yapmaya şey yapmadı. O gün dedi böyle böyle. Dedi ben ne zaman canım isterse o zaman yapacağım. Daha şimdi şey yapmıyor bakalım. Artık ne zamana kadar. Ne zaman canı ister de o zaman şakal herhalde yemek yapması gelir. Ondan sonra da bakalım üniversiteye gidelim. Eti kendi kavurmuş zaten ocağa giderken koydum ocağa. Gittim. Dedim sen onu uça, kavur, haşlansın biraz da. Diyetimiz devam ediyor arkadaşlar. Devam ediyor, dur bakayım nasıl olursa. Artık zayıflar mı yeter Allah, tam tersi geri kilo mu alırız bilmiyorum ama tartıda bir kilo falan fark ediyor. Bir kilo, bir buçuk kilo fark ediyor ama beden olarak yani ben kendimden biliyorum. Hafifledim, inceldiğimi şey yaptım. Sevap acımı aradım. Bu bacım dedim, ben tartıda aynıyım dedim. Şeyde şey dedim, dedi ya yakıyor olabilirsin canım dedi. Ondan sonra demek ki şey yapıyor, bir de kür var. O kürleri yapıyorum akşamları. Spor yapıyorum kendi kendime işte. Spor da şey, bu Instagram'da falan karşımıza çıktığımız çıkan şeyler yani. Onlardan yapıyorum. Dedim bari nohut şey, ne onun adı, diyet şey biliyorsunuz zaten. Bazen şey yapıyor, o nohut falan şey yapıp ondan sonra bulgura baktım. Bulgur da şeymiş, kilo aldıran değil de kilo zayıflamak isteyenler kullanabilirmiş yani. Ben de dedim bugün dedim bulgur pilavı, nohut yahnisi yapayım. Bari en azından etinden de şey yapmasam da nohutundan yerim, suyundan pilavı 2-3 kaşık, salatayı yerim. Artık yapacak bir şey yok, böyle böyle 2 ay falan devam edeceğiz kış gelene kadar. Kışın gelince zaten günler kısa, sabah akşam bir şey oluyor hemen. Bendeki en çok şey normalde böyle ikindim vakti, acıkıp da böyle bir halsizlik geliyor ikindim vakti. Kahvaltıyı yapıyor. Kahvaltıda da yemeğim 2 dilim ekmek. 2 dilim derken koca dilim değil ha. Avuç içi kadar 2 dilim. Ama Abdullah'ım getiriyor sağ olsun. 2 çeşit var diye tekmeye diyor anne diyor. Biri diyor kepekli ekmek diyor. Biri tuzsuz mutsuz bir şey. İkisi de diyet ekmeği olarak geçiyor anne diyor. Kepek ekmeğini ben sevmedim. Hoşuma gitmedi. Ama öbürü tuzsuz olan, tuzsuz ama güzel yani. Pişene kadar salatamızı yaparak Rümeysa alacak pilav pişirir. Rümeysa da rahatsız. Onu da hastaneye götürdük. Bacağım ağrıyor, bacağım ağrıyor. Saat 5'te başladı, bir bacağım ağrıyor.
Ondan sonra sabahın 5'inde. Onun kızım hastaneye gidecek mi? Yok. Durdu durdu dayanamadı. Sonra hastaneye gidecek. Gittik hastaneye. Neyse vardık. Tahlil istedi doktor. Romatizmadan şüphelendi. Tahlil istedi. Tahlili yaptı. Ondan sonra iğne yaptılar bir tane. Dedi bir tane iğne yapalım en azından hani ağrısı dinsin. Sonra tahlili bekledik bir saat orada. Geri geldik. İlaç verdi işte. İlaçları aldık. Ay yoruldum valla. Sonra işte onları şey yaptık. Dün bir çarşıya gidek dedik. Rümeysa evde canım sıkılıyor. Evde canım sıkılıyor diye duruyordu. Dedim hadi gel çarşıya gidelim. Doğru düzgün çarşıda da bir şey yok da. Alışveriş yapacak öyle bir şey de yok yani. Bir E'si var. Bir Decathlon var. Bir de şey var. Koton var da oradakiler hiç Rümeysa'yla alakası yok. Rümeysa kapalı şeyler istiyor. Orada ancak bir E'si de bulabildik. İki tane gömlek aldı kendine. Bir tane de pantolon aldı. Şu yandan cepli pantolonları seviyor. Ondan aldı. Sonra Mustafa'ya iki tane bluz aldı. Dedim siz alıyor musunuz? Abdullah'a da alın iki tane bluz dedim. Mustafa iki tane seçti Abdullah'a. Bir tane de benim hoşuma gitti. 150 liraydı. Bayağı hoşuma gitti. Aldım. Anam o da çocuğa dar geldi. Yani normal oldu da hafif bebeğe belli oldu yani. Dedim oğlum o zaman sen onu giyme en iyisi. Sen onu bacına ver. Bacın giysin. Ben sana gene bir daha gittiğimizde alırım dedim. Tamam anne dedi. Bıraktı onu. O iki tane abisinin beğendiğini aldı. Zaten Mustafa'yla şey Abdullah aynı giyiyorlar yani. Aynı beden giyiyorlar çünkü ikisi de kalıpları aynı olduğu için. Nohutumuzun içinde karabiber ve kimyon atalım ki arkadaşlar şey olmasın. Rahatsız etmesin bizi. Şimdi ben bunu ocağa koydum arkadaşlar. Güzelce bir bu kaynasın pişsin derecesini şöyle bir iki tane yükseltelim. Bu pişsin güzel bir pilav pişirelim. Mesela pilav pişirsin ben salatayı yapayım. Acık tavukları göstereyim size dışarıyı göstereyim ne var ne yok. Bunlar burada cücükler. Şu kurk yatalı bir ayı geçti. Şurada kalkmıyor. Altında 3 tane yumurta var. Başka yok. Bunlar büyüdüler. Soğanımızı yıkadık, sördük. İncirler de yok herhalde. Nereye deşeliyorsun öyle? Nereye deşeliyorsun? Arkaya bir tane kuyu kazak. Su depo su yapak. Su depo su. Şöyle 3 metre aşağı inek. Ondan sonra içine beton dökek güzelce. Yok. Su depo su suyumuz kesildiğinde orada kullanırız işte. İncirler böyle şey oluyor da bunlar çoğu döktü arkadaşlar. Ne çok da güzeldi. Ya şeyim olsa kurutacak. Yarın ikindinden sonra. Ay ben ikindinden sonra ben bir yere gidemem. Ya bir dakika. Ben gidemem ikindinden sonra bir yere. Bir dakika duraksana. Dıdıt. Tamam ustuyor mu oğlum? Ben gidemem de. Tamam sen git. Turunç. Elma mı ne cüş o da? Asma. Bu da şey, eşimin arkadaşı söyledi, eşim arkadaşına söyledi, böyle şey getirdi, kardeş ben sana getiririm dedi, şu komşumuz belediyede çalışıyor, ona söyledik, kendi evine getirmiş, dedik bize de getir abi dedik, tamam abla dedi, getiririm dedi, yıl oldu. Paranı temizliyorlar herhalde.
Bunu getirdi işte, biz de montaladık dışarıda oturmaya. Dışarıda da oturan yok çok şükür. Sinekten yakağında. Zeytinde, zeytinde yoksa dalda öpüştüğüne gözüküyor mu? O da herhalde karaladı. Çok apörtse de müziğin sesi gelmezdi bu arada. Arkadaşlar ben bir yere salça sormaya gittiydim. Meysa unutmuş pilavı. Dibine tutmuş biraz. Salça almak isteyen varsa kadın 250'den veriyor. Ama var ya salçası çok güzel. Lokum gibi, sakız gibi yapmış. Ellerine sağlık. Kocası cezaevinde. Kendi işte salça neye yapıp 3 tane çocuğu var satıyor. Bizim muhtar paylaşmış. Ben de şey yaptım. Aradık işte, bizim tanıdık çıktı. Sorduk. Gittik baktık salçasına. Sakız gibi salçası var. Çok güzel. Nohut yahnisini de göster kızım. Nohut yahnimiz de oldu arkadaşlar. Renginin böyle olduğuna bakmayın ha. Rengi güzel. Oradan biraz bulanık gibi gözüküyor ama rengi güzel arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.